Şu an çalışmıyorum. 3 aydır. 3 aydır. Daha önce çağrı merkezinde çalıştım müşteri temsilcisi olarak. Şu anda da çıktım, boştayım. Şu anlık ekonomi koşulunda askeri ücret yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hani 5500'den 8500, 3000 lira zam geldi ama bu zamdan sonra elektrik, su onlara da zam geleceğini diye tahmin ediyorum. Bu yüzden yetersiz olduğunu düşünüyorum. En az bir 10 bin civarı, 9 bin 10 bin civarı olması gerekiyor ki şu şartlarda en azından asgari ücretle insanlar biraz daha geçinebilsin. Şimdi hayat pahalılığı günden güne her şey artıyor. Örnek veriyorum, bugün aldığınız en basit bir domates bile yarın daha farklı bir fiyatla alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, hani bir altın alıyorsunuz. Altın düşmüyor, daha da yükseliyor. Borcu olanlar ne yapsın? Daha da zorlanıyor. Yani eski koşullara göre örnek veriyorum, askeri 2325 iken yine en azından bazı şeylere zam gelmiyordu. Zam gelmeyince millet yine de geçinebiliyordu. Şu an hayat pahalılığına göre askeri ücret 8500 oldu ama hani sağ olsun Erdoğan'ımız dedi, hani Recep Tayyip Erdoğan dedi, zamlarda sadece şu anlık bir durgunluk yok, zam olmayacak dedi. Ama ben olacağını da düşünüyorum. Çünkü şu anda koşulda örnek veriyorum, bir benzine zam geldiği zaman kimsenin tepkisi olmuyor. Ama örnek veriyorum 3 kuruş 5 kuruşluk bir düşüş olduğu zaman herkes petrol kuyruğuna giriyor. Böyle olmaz. Yani bu düzen böyle gitmez. Bu yüzden diyorum hani şu anda da asgari ücretin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Daha önceki 5500'deki önceki asgari ücreti düşünürsek 2700 mü 2800 civarı bir zam olmuştu. Şu an 5500'den 8500, yani 3000'lik en fazla zam olan döneme geldik. Bu yüzden hani seçimin de biraz daha direkt katkı sağladığını düşünüyorum. Ve şöyle de bir bilgi aktarayım. Hani bir ülkede bir yıl içinde iki kere asgari ücrete zam gelir mi? Her ücrette, her ülkede anlatıyorum. Bir defa olur asgari ücret. Bizim 2022 yılında bildiğiniz gibi iki defa asgari ücrete zam geldi. Neden? Yetersiz bulunuyor. Hani insanlar ilk asgari ücreti yetersiz buldu. Bu kadar isyan çıktı. Anlatıyorum. Bu kadar zam oldu. Bu sefer ikinci bir asgari ücret zammı oldu. Ve bu yüzden hani bu 8500 de yetersiz olacağını düşünüyorum. Hani bir ikinci daha asgari ücret olur mu? O konuda da net bir bilgi sahibi değilim. Artık balık değiliz. Allah başkan yeter mi? Yeter mi bilmiyorum da. Yani asgari ücrete zam geldi. 2023'te kıyamet kopacak. Baştaki hükümetin değişmesi lazım. Abi her şey bağlı. Bak biz hayat zordu. Niye? Biz geçen sene biz mal alıyorduk. 35-40 lira, şimdi olmuş 100 lira. 100 lira. Ya olmuş 150-160 lira. Hayat zordur. Her şey bağlı. Şey yetmez. Ekmek olacak 5 lira. Ya olacak 200 lira. Muazzam ne yetecek? Hayat gelenekli boşluğu yetmiyor. Asgari ücret eskiden kim çok 3 milyarda normaldi. Geçim kolay geçiniliyordu. Ev kirası 600 lira, 700 lira da. Şimdi ev kirası 1,5 milyar, 2 milyar. Elektrik geliyor 500 milyon, su geliyor 350 milyon, 400 milyar. Doğalgaz geliyor 400 milyon. Allah'tan bizim doğalgaz yok. Abi asgari ücret 10 milyonun üzeri olmak lazımdı. Kazanmak için yapıyorlar bu asgari ücretlerin zammı. Seçim yaklaşıyor, onun için millete zam ediyor, ona yardım ediyor, buna yardım ediyor, buna yardım ediyor. Kimseye yardım ettiğinde görmüyoruz. Seçimden sonra her şey zam, 2 kat zam olur. Ya mesela bir öğrenci olarak bir tane test kitabı alamıyoruz. Yani fotokopi çekmek yasal değil ama biz bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü her şey çok pahalı. Kitaplar çok pahalı. Geçen sene bir tane test kitabı almıştım. Mesela 60 liraydı. Şu an fiyatına baktım 160 mesela. Ya üretim yapamadığımızdan dolayı diye düşünüyorum. Ya üretim yapan bir ülke olsaydık eğer, her şeyin bu kadar pahalı olacağını düşünmüyorum. Mesela eskiden en azından şey yapabiliyorduk, hani üretim yapabiliyorduk, tarımsal faaliyetlerimizi yürütebiliyorduk. Şu an yapamıyoruz. Ya biz geleceğimizi göremiyoruz. Şahsen ben bir genç olarak geleceğimi göremiyorum. Yani umarım en kısa zamanda biter yönetimin değişmesiyle. Onda yani biz Z kuşağı olarak gerekeni yapacağız. Umarım bütün insanlar yapar yani gerekeni, kendilerine düşeni. Ya biz toplum olarak hiçbir şey sorgulamıyoruz. Ne oluyorsa tamam diyoruz.
Yani umarım en kısa zamanda düşünen, sorgulayan bir toplum haline dönüşürüz. Üretim yapabilen artık bir topluma dönüşebiliriz. Asgari ücret mesela daha önce daha düşüktü. Şu anda 3-4 katı ama eşyalar 6 mesela, katı yani. Şu anda biz asgari ücretin artmasıyla kar etmiş değiliz bence, zarar ediyoruz şu mesela anda. Mesela asgari haksız ücretin yere... 2000 lira olduğu zamanlar biz kaç tane ekmek alabiliyorduk? Şu an kaç tane ekmek alabiliyorduk? Aradaki fark bence bu. Aynen. Yetmiyor. Sorumlusu başımızdaki yani. Hayır, gelecek görmüyorum yani. Şu anda batacağız ya bence ekonomi olarak. Şu anda zaten o seviyeye gelmişiz bence. Bir ev yani kaç trilyon olmuş. Bir memur maaşıyla, bir askeri ücret maaşıyla şu anda hiçbir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum yani. Çok çok ayı geçindirirsin ya da geçindirmezsin. Şimdi bu hayat pahalılığına zaten yılbaşı gelmeden millet her zaman zaten zam geliyor. Bir de yılbaşı gelince bir de zamı bir de bekliyorlar. Bu şekilde çünkü alışkanlık artık yapılmış. Vicdansız olmuş millet. Bu asgari ücret zaten 15'te olsa yetmeyecek bu gidişle. Daha var mı ne demek ya? Yangın var, resmen yangın var. Yani hiçbir şey alınmıyor ki, hiçbir şey alınacağı yok. Bir de emeklilerin de zaten maaşları ortada. Bir emekli bir ev kirası öderse ne yiyip ne içecek? Size soruyorum. Ne yiyip ne içebilir ki? Üzerine asgari ne demek? Asgari ücretten hiç düşük olmaması lazım. Bak asgari adı üzerine lazım. Yani insan yani okumamış da olsa, okumuş da olsa bak adı üzerine asgari ücretten hiç düşük olmaması lazım. Başka da bir şey olmaz yani. 4 kişi bir aile düşünürseniz 15 lira. Hiç 15 lira. Tam fiyatların aslında devletin de hesabına gelmiyor. Bazı üç kağıtçıların da hesabına gelmiyor. Milletimiz vicdansız olmuş. Turut Özal zamanında o zaman bir KDV çıktı. Serbest piyasa denilen bir şey. Ben bunu alıyorum 100 liraya. Ben farz et ben satıyorum. Diyorum ki ben KDV mi ödüyorum? Kardeşim ben 500 liraya satıyorum. Sana ne istersen şey yap. Bu işte vicdansızlık. Serbest piyasa kalkmadıkça dünyası da gelse bunu düzeltemez. Ben bunu defalarca tekrarlıyorum. Serbest piyasanın kalkması lazım. Mümkün değil. Ancak o şey olur, çare olur. Ama bir kitap yani en azından 70 lirayken 200 lira olması bir anda hani çok garipsenecek bir durum. En az yine bir 12-13 bin olması gerekirdi. En az o da bak yine bir 15 falan lazım da bir. Hani yeni evlenenler için en azından hani borcu olduğu için yani bu gerçekten çok az. Hani %54 civarında yapıldı. Ama günümüz şartlarında %54 yaptıklarında zaten marketleri görüyorsunuz. Onlar %54 yapınca onlar %200 zam yapıyorlar. Yani halkımız bu parayla geçinebileceğini sanmıyorum. Şimdi asgari ücrete %30 zam yaptığı zaman adamlar marketlerde %200, %300 oranında zam yapıyor. Yani her gün zam geliyor. Ekmeğe zam geliyor, una zam geliyor, her şeye zam geldiği için ondan dolayı insanlar bunun önünü alamıyor. Zam durmadığı sürece halkımızın geçirmesi oldukça zordur. Aylık ben şu anda 1700-1800 lira ekmek parası ödüyorum. Elektrik, su, doğalgaz bunlardan yani başa baş kurtarıyor. Yani herhangi bir sosyal otoritemiz yok, herhangi bir şeyimiz yok. Yani zar zor ayakta durabiliyoruz. Sabah kalkıyoruz zamla, akşam kalkıyoruz zamla. Allah sonumuzu hayır etsin.